Evet, değerli Spor 80 takipçileri, yeni bir özel yayınla sizlerle birlikteyiz. Osmaniye Spor Futbol Kulübümüzün Başkanı Sayın Bülent Çenet bizlerle beraber. 2023-2024 futbol sezonunda 3. Lig'de cumartesi günü heyecan başlıyor. Takımımız deplasmanda sezona merhaba diyecek. Biz de her yıl olduğu gibi sezon öncesinde Sayın Başkanımızı sizlerle buluşturarak takımımızın hem mevcut durumunu hem de taraftarlarımızın, Osmaniye kamuoyunun merak ettiği konuları Sayın Başkanımıza yöneltelim istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da yine Sayın Başkanımızla çok verimli olduğunu düşündüğümüz bir program gerçekleştirmiştik. O programdan sonra sizlerin de takip ettiği gibi takımımız oluştu. Takımımız iki kamp dönemi, biri dışarıda, biri Osmaniye'de olmak üzere tamamladı. Bu süreçte de sezon bizi nasıl bekliyor? Bu anlamda geçen yıl biliyorsunuz 6 Şubat depreminin hemen ardından takımımız ligden çekilmişti ve bu kaybı da inşallah biz bundan sonraki süreçte şehir olarak telafi edeceğiz ve bundan sonraki süreçte de hepimizin el birliğiyle bu takımı daha iyilere taşıma gibi bir yükümlülüğümüz var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Şükrü abi. Eyvallah. Her zaman olduğu gibi Bülent Başkanımız şık. İnşallah Teşekkür ederim. biz Sağ ol. 2023-2024 sezonunun takımımıza hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah başarılarla dolu bir sezon ve sonunda şampiyonluk olur diyoruz. Bu konuda tabii bizim merak ettiğimiz çok konular var. Özellikle sizlerin de Bülent Başkanımıza sormak istediğiniz, takımla merak ettiğiniz konular varsa lütfen Spor 80'deki yayınımıza yorumlarınızı yazın. Yayın içerisinde ben de yayını birazdan telefondan açacağım. Program içerisinde Bülent Başkanımıza sizden gelen tüm soruları yönelteceğiz. Kendisinin de cevaplarını inşallah alıp yayını inşallah verimli bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Başkanım tabii son yayında takımın transferlerinin olacağını ifade etmiştiniz. İsim vermediniz. Daha sonrasında kulüp sayfasında bu transferler kamuoyuyla duyuruldu. Hazırlık dönemi geçirildi. Tabii bakıldığı zaman son yılların en sıcak yaz mevsimini geçirdik. Bu hazırlıklarımızı ne yönde etkiledi? Bunları size yöneltelim istiyoruz. Oluşan takımımızın mevcut durumu, siz biraz daha takımın kapalı kalmasını arzu ettiniz. Geçen yılda böyle bir strateji izlemiştiniz. Bu strateji zannediyoruz önemli bir kısmıyla devam ediyor. Çünkü kulüp tarafından kamuoyuna paylaşılan çok fazla transferimiz yok. Belirli transferler kamuoyuyla paylaşıldı. Yine hem deplasman hem içeride takımımızın taraftarlar olan ilişkilerini merak ediyoruz. 7 Ocak Stadyumu ki geçtiğimiz günlerde yine Spor 80'de sevgili Ümit Kahraman'ın getirmiş olduğu bir konu vardı. O da stadyumun sur duvarları. 6 Şubat depreminde tabii sur duvarlarından yıkılanlar olmuştu ama stadın yine diğer zarar gören bölümleri de var. Haftaya inşallah evimizde oynayacağız ama bu süreçte hani statta bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı? Taraftarlarımız da bunu merak ediyorlar. Acaba statta ilgili oynamayla ilgili bir yasak var mı yok mu bilmiyoruz. Son yayında Bülent Başkanımız herhangi bir problem olmadığını ifade etmişti ama son gelişmelerden sonra yeni bir durum var mı yok mu bunu da konuşalım istiyoruz. Evet Bülent Hocam, önce sezon öncesini konuşalım. Daha sonrasında da zaten programımız, vaktimiz var, müsait. Taraftarlarımızın da yorumlarını bekliyoruz. Nasıl bir takım kurduk? Hazırlıklarımız nasıl geçti? Sizden önce takımla ilgili genel bilgi rica edebilir miyiz? Öncelikle Şükrü abi Spor 80 ailesine, şahsım Osmanlı Spor ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Her zaman Osmanlı Spor ailesinin yanında olduğunuzu, bugün de bundan sonra da desteğinizi vereceğinizi şüphem olmadığını biliyorum. Ben sizlere teşekkür ederken de Osmanlı Spor'la ilgili de sizlerin ve spor kamuoyunun soracağı soruların hepsine açık ve net bir şekilde cevap vermemde kimse şüphesi Eyvallah. olmasın. Şimdi Şükrü abi biz bir önceki programda Osmaniyespor'un transferlere başladığını, transferleri bitirdikten sonra iki etaplı kamp yapacağımızı, kampın birinci etabının Osmaniye'de, ikinci etabını da Nevşehir'de veya Kızılcahamam diye düşünmüştük. Fakat az siz de bahsettiğiniz gibi hava sıcaklığı inanılmaz derecede yüksek olunca bizler o planı, programı değiştirip
Samet Aybaba hocamıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Onların destek ve katkılarıyla biz birinci etap kampını Nevşehir'de yapmak zorunda kaldık. Tabii biz 12 tane giden sene takımımızda muhafaza ettiğimiz oyuncuları yanına 13 tane de transfer yaparak 25 kişilik bir aileyle 45-50 gün yaklaşık çift antrenman yaparak, yani derler ya, gece gündüz çalışarak Sivas Spor deplasmanına gitmek üzere çalışmamızı dün noktaladık. Bu esnada 4 tane hazırlık maçı yaptık. 2 tanesini Nevşehir'de, 2 tanesini de kamptan döndükten sonra Urfa Karaköprü ve geçen hafta da Adana Futbol Kulübü ile yaptık. Tabii bu hazırlık maçları bir ölçü değil ama en azından bir gösterge sezon yapalım. Öncesi evet. Takımın sistemsel olarak ve futbolcuların hangi mevkide daha verimli olduğunu tespit etme açısından teknik heyetin hazırlık maçlarımızı yapmış bulunmaktayız. Tabii sonuç bizim için çok önemli değil. Önemli olan futbolun evet. ve takımın iyi olmasıydı. Tabii Şükrü abi şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Buyurun başkanım. Biz sezon başında Osmaniyespor Futbol Kulübü olarak bu sene sezona katılmamak için federasyonla da görüştük, spor bakanlığımızla da görüştük, belediye başkanımız bizzat. Çünkü inanılmaz derecede Osmaniye'de şu an Osmaniyespor'da ekonomik olarak sıkıntı var. Bir de şehrin depremle ilgili kesinlikle. Durumu. Şimdi belediye başkanımızdan Allah razı olsun geçmiş yıllarda hep destek verdi. Şimdi bu sene de binlerce insan şu an konteynerde kaldı. Evet. Yemek aç susuz. Yani yüzlerce camiler, Kur'an kursları yıkıldı. İş adamlarından gittiğin zaman hani oralara destek verdiklerini, oralara vereceklerini söylüyorlar. Ekonomik olarak da yani giden seneyle bu sene arasında yani kat kat fiyat farkı arttı. O yüzden yani buraya çıktığımızda herkes şunu söylüyor ya da Osmaniyespor'da hedef ne? Osmaniyespor bu sene şampiyonlukta olacak mı? Biz bu sene şampiyonluk bekliyoruz diyenler. Ben onların düşüncelerine saygı duyuyorum. Evet. Bu kulübün, bu takımın başarılı olmasını ve şampiyon olmasını en çok ben isterim. Evet. Ama ben de ayağımı yorgana göre uzatmak isterim. Ben kendi ekonomik gücümü kullanarak karınca kaderince çok güzel bir, nezih bir takım kurduk. Evet. Hani yolumuz uzun. Kar, kış, buz. Sakatlık olmazsa tabii, inşallah. Yani inşallah bunlar olmadan hani kader bizi nereye götürür? Gençler, ben inanıyorum, güveniyorum. O gençlerle ben bu yolda başarılı olacağıma inanıyorum. Evet. Hani herkeste para olabilir ama bizde yürek var. Bu iş parayla değil, yürekle olur. Bu ekiple olur. Ben yürekli insanları, yürekli genç kardeşlerimi, yürekli teknik heyetle bu yola çıktım. Evet. Çünkü yürekli bir başkanları var. Savaşan, mücadele eden, azmle savaşan bir abileri var. Ben de bana layık, Osmaniyespor'a layık, Osmaniyespor'un formasını giyecek savaşan yiğit adamları seçtik. Evet. Yiğit hocayla Allah nasip ederse bu hafta Sivas deplasmanında 3 puan alarak geleceğiz. İnşallah. İnancım sonsuz yani. Evet, tabii önemli olan takımda bir kenetlenme, aile ortamının olması son derece önemli. Yarısı geçen yıldan ve yarısı da bu yıldan olmak üzere karma bir takım. İnşallah Osmaniye'nin de arzu ettiği, tabii öncelikli olarak biz ne kadar iyi oyuncu olursa olsun karakterli ve iyi oyuncuların olması son derece önemli. Osmaniyespor'umuzun da son yıllardaki oyuncu tercihlerinde buna hassasiyet gösterildiğini en azından biz yakinen görüyoruz. Bu konuda da hem Bülent Başkanımıza hem de yönetime ve teknik ekibe de kolaylıklar dileyelim. Bülent Hocam, tabii oyuncular önemli. Şimdi geçen sezonun başında da sizinle tesislerde yaptığımız röportajda biz özellikle kamuoyundan aldığımız hissiyatın biraz karamsar olduğunu ifade etmiştik oluşan takımla ilgili. Siz de bunun böyle olmadığını sezon başladıktan sonra göreceğinizi, dolayısıyla oyuncuların hani çok popüler olmasından ziyade yürekli ve biz eğer 3-4 hafta sonra arzu ettiğimiz şey olursa, devre arasına doğru yukarılarda bir yere olursak biz sonuna kadar da gideriz diye bir hedef ortaya koymuştunuz. Umarız bugünkü açıklamalarınız da geçen yılkini bize yaşatır ve biz devre arasına geldiğimizde Osmaniyespor'un hani kamuoyunda ligde kalıp kalmayacağı düşmesi konuşulduğu bir ortamda şampiyonluk potasında olan bir takım olmuştu. Umarız bu sezonda
Geçen sezonun bir tekrarı olur ve inşallah deprem hadisesi bizim için bir kesinti olmuştur. Ve o heyecanı, o coşkuyu da biz sezon sonunda yaşarız diyelim. Siz İnşallah. Bu konuda neler İnşallah. Şimdi bir yandan da Osmanlıspor'un bu sene lige katılması şehrimizin bir heyecan oluşacak. Yani bir yaraları sarma anlamında. Yani Şükrü abi, insanlar yoruldu. Evet, moralsizlik tabii, var. Yani pandemiydi, akabinde depremdi. Yani bir hafta sonu Osmaniye'li spor severlerin stada gelip takımını destekleyip orada keyifli bir maç izleyip hele de galip gelip de o hazı yaşayıp o heyecanı yaşayıp takımıyla kenetlenip dönmesini en çok ben isterim. Evet. Yani deplasmana gittiğim zaman yani yüzlerce abilerimin Osmanlıspor'a dua edip galip gelmesi için destek verdiklerini biliyorum. Yani biz depremzede abilerimize, spor sever abilerimize inşallah bu sene o heyecanı yaşatacağız. İnşallah. Yani demiş ya, tedbir al takdir Allah'a bırak. Biz bu sene sezon başı çok iyi çalıştık. 57 gün çalıştık abi. Hani 52 derece sıcakta 50 gün gece gündüz çalıştık derler ya. Yani affedersin yani arkadaşlarım, eşek gibi çalıştık yani. İnşallah. Yani ben onun meyvesini İnşallah. Almak istiyorum. Alacağımıza da inanıyorum yani. Evet, şehir olarak beklentimiz de bu. Tabii biz de oyuncularımızın arkasındayız. Bülent Bançkı Hanım'ın ifade ettiği gibi pandemi, Osmaniye'de tabii ki sel felaketi, yangın felaketi ve akabinde deprem, üst üste yaşadığımız acılar kent olarak bizi yordu. Sporun hem bizi birleştiren hem bizi birbirimize kenetlendiren bu yönünün de inşallah bu sezon için olumlu olmasını da arzu ediyoruz. Hocam, tabii takım işte 25 kişilik. Genelde sizin idealinizde 25-26 civarıydı. Geçen yılda evet. öyle bir beklentiniz vardı. Buradan şunu söylemek mümkün mü? Hani Osmaniyespor için transfer dönemi yakın bir zamanda kapanacak. İşte evet. Bugün ayın 7'si. 13-14 günlük bir süre var, 2 hafta. Osmaniyespor transfer yapacak mı? Osmaniyespor'un bu dönem için sizinle program yaptığımızda herhangi bir sıkıntısı yoktu ama sonrasında bir transfer yasağı, bir problem oldu mu, olmadı mı? Bunları da eğer detaylandırırsanız seviniriz. İhtiyaç şimdi, olursa transfer yapılacak mı mesela bu süre içerisinde? Şimdi Şükrü abi, transfer yasağı deyince yüreğim hani derler dertliyim diye. Aman hocam. Şimdi güzel abim, Osmaniyespor'un transfer yasağı vardı. Tabii benden daha önceki sezonda bazı futbolcu kardeşlerimizin UÇK'ya gitmişler. Bunlar mahkeme sürecinde, federasyon sürecinde sonuçlanıyor. Sezonun başında ve Ocak ayında transferler başladığında transfer yasağınız varsa futbolcunun lisansını çıkaramıyorsunuz. Evet. Biz bugün 25 tane futbolcu kardeşimizin 5 tane teknik heyetin lisansını çıkarmak için, transfer yasağımızı kaldırmak için 537 milyar para ödedik. Bugün. Evet. İşin en acısı ne biliyor musun abi? Bak, ben Osmaniyespor kulüp başkanı oldum. İlk sene 14 tane Osmaniye çocuğuyla çalıştım. Ben Osmaniye evet. çocuğuna düşman değilim. Ben Osmaniye çocuğuna en çok sahip çıkan kulüp başkanıyım. 14 tane Osmaniye çocuğunun içerisinde 7 tane, 8 tane ilk 11'de oynadı. Osmaniye çocuklarıyla devam ettiğim sezonda 1 puanla ligde kaldım. Evet. Herkes bizi eleştirdi. İkinci sezon 7 tane Osmaniye çocuğuyla devam ettik abi. Playoff'ta kaldık. Deprem oldu, yarıda kaldık. Şimdi bu sene de 4 tane Osmaniye çocuğuyla devam ediyoruz. Şimdi biz Osmaniye çocuklarını bağrımıza basmışız. Memleketin takımı için gelin, formayı giyin. İyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda olun. Paramız olsa da itibarımız var. Bu memleketin formasını, takımının formasını şerefiyle, namusuyla koruyun demişiz. Bu kardeşlerimiz gelmişler, bu formayı giymişler. Karınca kaderince bir sözleşme yapmışız abi. Yani ekonomik olarak 20 lira, 30 lira, 40 lira bir alacakları kalmış. Ve bugün o Osmaniye çocuklarından iki tanesi transfer yasağı koyuyor. Hmm. Ne acı ki Osmaniye Spor'un bugün transfer yasağını Osmaniye çocukları koyuyor. Hani diyorlar Osmanlı çocuklarına sahip çıkın. Evet. Çıkmışım ama kulübe ambargo koymuş. Evet. Yani bunlardan bir tanesi daha topa vurmayan Burak Kara. Yani topa vurmayan adam, tesise gelmeyen adam.
Memleket çocuğu demişiz. Onur Kızıltaş, seni profesyonel yapan ilk kardeşim benim. Evet, kaptan. Sana sahip çıkan benim. Seni kaptan yapan benim. Seni everen benim. Sana en çok parayı veren de benim. Ama bu kulübede transfer yasanı koyan da sensin. Yani yine dönüp dolaşacaksın, geleceksin bu memleketin takımında. Belki futbolcu olarak, belki hoca olarak, belki yönetici olarak, belki sportif direktör olarak. Ama gelirken kapılarınızı asla kapatmayın. Evet, bu süreç sizi çok üzmüş hocam. Çünkü biz bundan önceki programlarda sizinle ne zamanki oyuncuların durumları söz konusu olduğunda siz hep oyuncu ismi vermekten imtina ettiniz. Yani kamuoyu nezdinde bu konularda, ama bugün öyle zannediyorum ilk defa böyle takımla oyuncu arasındaki yaşanan durum. Bunda depremin etkisi de oldu mu hocam? Hani sizin bu kadar işlenmenizde. Ya şimdi Şükrü abi, olağanüstü bir durum yaşadık çünkü. Bir bardak suyu almak için yani onlarca insan arıyorum. Memleketin takımına bir ekmek, bir bardak su için. Bu kadar kısıtlı imkanlarla bu kulübü yönetmeye çalışıyorum. Tabii ki ben bu kadar mücadele ederken bu memleketin çocukları da transfer yasağını koyunca insan üzülüyor. Yoksa onlara ben sahip çıkmışım, onlar benim kardeşlerim. Onların ben büyümesinden onur duyarım, gurur duyarım. Ama şu aşamada yani yüzler bin liranın yani çok büyük para. Bizler için biz bulamayız bunları. Sen şimdi tutuyorsun transfer yasağını koyuyorsun. Hani bu bizi çok yaraladı, üzdü. Evet, yasaktan önce bir görüşme ortamı olmadı mı Bülent Hocam? Yani sizlerle mesela bunun çözümüyle ilgili. Hani görmüştük. Şöyle, hani nihayetinde hani profesyonel futbolcu, oyuncu yönüyle bakıldığında hani ailesi vesaire, taraftarlar da bu şekilde değerlendirilebilir. Hani nihayetinde Onur zaten transfer olmuştu. Burak'ın durumunu ben bilmiyorum ama böyle bir memleket çocuğu olduğu için hani bu işi zorlama noktasına getirmeden karşılıklı bir aranızda da bir kardeşlik hukukunun olduğunu ifade ettiniz. Şimdi ben kendilere zaten yapabileceğim en büyük güzellikleri yapmışım. Konuşsam da konuşmasam evet. da yani bu kulüpten 20 lira 30 lira alacağı olan adam bunun üzerine avukat parası şunu bunu ekleyerek bu kadar yerler getirmenin bir anlamı yok. Olmaz da yani. Yani işte buyur Sefa Etöz. Mehmet Sefa Etöz'ün evet. de Osmanlıspor'da alacağı vardı. Helal hoş olsun dedi memleketim takım için dedi. 90 bin lira paranın üstüne çizik çekti. Yani 20-30 bin liranın üstüne çizik çekemezler mi? Ya da böyle bir konum var başkanım deyip arayamazlar mı? Bir takvimlendirelim diye bir ya. Mesela. Yani bunlar tabii bizi üzdü. Ama hamdolsun biz bugün 25 tane futbolcunun lisansını çıkardık. Teknik heyetimizin lisanslarını çıkardık. Transfer yasağımızı kaldırdık. Şu an Osmanlıspor'un üzerinde bir gram borç yok. Evet, borç yasağı da yok. Kardeşlerine güvensinler. Her transfer sezonunda önüne gelen bütün borçları takır takır ödüyor. Osmanlıspor'a leke getirmiyor. Osmanlıspor'un ismine, Osmanlıspor'un formasına, Osmanlıspor'a herhangi bir yerde küçük düşürmeden bu emaneti taşımaya devam ediyorum. Ne zamana kadar? Osmanlıspor kulübüne bir tane talipli çıkar. Bir büyüğümüz, iş adamımız, memleketimizde gelir derler ki Osmanlıspor'a talibiz. Biz de hay hay deriz. Büyüğümüz olarak sayın valimize veya vekillerimize deriz. Bu talip olan arkadaşımıza da bu Osmanlıspor'u veririz. Ben bu sene 3. dönem bu bayrak yarışı benden daha iyi yapacaklarına inanan, güvenen abiler gelsin. Evet. Yani daha iyi yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü niye? Belli bir yerlerde mental yorgunluk oluyor. Yani bizler de yoruluyoruz. Çünkü gerçekten ekonomik olarak evet. yani inanılmaz yıpranıyoruz, yoruluyoruz. Ben inşallah bir iş adamı veya spor sever bir abimiz Osmanlıspor'a talip olur. Bizleri arar. Bizler de seve seve Osmanlıspor'u daha yüksek, daha üstliklere taşır. Biz de elimizden gelen ne destek neyse yanlarında oluruz yani. Evet. Tabii Osmanlıspor hani bu şehrin adını taşıyor. Dolayısıyla bu şehirdeki herkes için, özellikle spordaki vatandaşlarımız için ayrı bir yeri var. Birçok kişinin evladı gibi, kardeşi gibi bu kadar sevdalı olduğu bir takım. Dolayısıyla buranın da hem yönetimsel olarak, hem sportif başarı olarak, hem idari olarak en iyi noktada olmasını arzu ediyoruz. Tabii biz zaman zaman Bülent Başkanım'la program yaptıktan sonra bu talip olmuyor mu, yönünü açmıyorlar gibi bir eleştiri de geliyor. Hani siz
talip olmak isteyenlere fırsat mı vermiyorsunuz Bülent Hocam? Böyle bir hani böyle bir ya tamam hani tamam isteyen yok deniyor ama diyorlar. Çünkü bunu eleştirel olarak da soranlar oluyor. Bunu biraz açmanızı istesem ben. Çünkü bu gerçekten tartışılıyor. Size de geliyordur. Ben hani Şükrü bize abi. İletildiği için bunu da birkaç cümleyle de olsa izah etmenizi arzu ederim. Şimdi Osmaniyespor Futbol Kulübü oldu. Osmaniyespor Futbol Kulübü derneği değil. Evet. Daha önce dernektik. Ben bütün sizlerin yayınında, programında Osmaniyespor'a talip olan, olmak isteyen iş adamı veya spor sever bir abimiz varsa biz Osmaniyespor'u vermeye talipliyiz dedik. Evet. Doğru mu abi? Bugün de aynısını söylüyorum ben. Tabii bu karar sizin tek başınıza vereceğiniz tabii, karar değil. Değil i̇şte yani. Nihayetinde valimiz olsun Osmaniye'nin hani bu takım sahipsiz değil yani Osmaniye'li olduğu için bu konuda da devam edin hocam. Şimdi bunu söylerken bunu bana Sayın Valim Osmaniyespor'da ben yorulduğumu Sayın Valim ben iki dönem görev yaptım. Artık benim ailemde kendi ailemde yorulduğumuzu bırakmamı söylüyorlar dedim. Dedi ki bir tane Osmaniyespor'a talipli bir iş adamı bul. Osmaniyespor'u verelim dedi. Evet. Şimdi kimse yoksa kime bırakalım Bülent? Sen memleketin çocuğusun. Sporun içinden gelmişsin dedi. Sen eğer mücadele etmeyeceksen, sen bu takıma sahip çıkmayacaksın. Ben mi bakayım dedi. Ben buraya Osmaniyespor'u yönetmeye gelmedim. Ben Osmaniye'yi yönetmeye geldim. Ama Osmaniyespor'a da duyarsız kalmıyorum. Destek görüyorum. Karınca kaderince. Sen Osmaniyespor'a talip olan iş adamları olursa veya herhangi biriler olursa konuş. Gel bana da söyle. Sayın Valim işte bu abimiz, bu iş adamı Osmaniyespor'a talipli. Bu konuda bu kriterlerde almak istiyor dersin dedi. Biz de dedi onu değerlendiririz. Emaneti teslim ederiz dedi. Yani bu zamana kadar gelen oldu mu? Evet oldu. 3 kişi geldi. 3 tane abimiz de oturdu. Bu sezon için mi başkanım? Önceki... Bu sene 2 sene geldi. 2 kişi evet. geldi. Giden sene tek bir abimiz geldi. İkisi organize sanayiden geldi. Bu sene bir tane de Osmaniye'den bir abimiz geldi. Hani geldi işte ben de almaları noktasında takımla ilgili bir sunum yaptım. Evet. Dediler ki düşünelim dönelim dediler. Bir tanesi abimiz zaten konuştuğumuz esnada vazgeçti. Dedi ben bu külfetin altına giremem. Osmaniyespor'un gelirlerini sordu. Ben dosyalar halinde sundum. Dedi ki işte valilikten ne kadar gelir? Osmaniye valisinin bacalı fabrikası yok. Evet. Organize sanayiden işte 1.000 lira geldiğini, işte Türkmen Belediyesi'nden bunu hepsini söyledim. Dedi bundan dedi takım mı döner? İşte döndürüyoruz dedim. Evet. Dedi ki bunu dedi Sayın Valime söylesen işte bu kadar rakam etse. Dedim o pazarlığa ben giremem. Evet. Sen alırsın takımı gidersin konuşursun. Evet, ben senin adına gidip avukatlık yapamam dedim. Dedi o zaman kardeş kalsın dedim. Diğer abilerimiz de düşündü değerlendirdi ama onlar da olumsuz döndüler. Yani talip olsalardı evet. şimdi dernekle kulüp arasındaki farkı evet. söylüyorum. Daha önceden dernek olduğu için kongre karar alıyordun. 15 gün içerisinde basınla duyurum yapıyordun. Kongre gününde rakip çıkarsa ya da çıkmazsa talipli var veya yok kongreni yapıp gidiyordun. Şimdi öyle bir şey yok abi. Evet. Şimdi yaptığın zaman çünkü biz artık Spor Bakanlığı'na mi? Bağlıyız. Evet. Biz rakip yani bir aday çıkmazsa otomatikmen federasyon kayyum atıyor. Yani kayyum atana bir sürü kulüpler var ve 3. haftada takım ligden çekiliyor ve düşüyor. Yani Osmaniyespor'un kayyum atanması kadar kötü bir şey olmaz evet, mı? Tabii Osmaniye sahipsiz değil. Hani bu zaman zaman konuşulduğu için ben de söz açıldı. Tam evet. da yerinde bu konuyu ifade ettiniz. Çok da iyi oldu. Evet. Çok özür dilerim Şükrü abi. Yani devam talip edelim. Olan abimiz bugün talipse bugün akşam da veririz. Evet. Hani kongreymiş şuna buna iki satır yazıyla sistem üzerinden futbol yönetim sistemi dediğimiz FYS üzerinden hemen giriş yapıyorsun. Federasyon onaylıyor. Bilgilerini atıyorsun. Federasyon uygunsa o giren aday olan kulübe başkanlığına aday olan kişinin CV'si de önemli abi. Şimdi önceden hiç CV'ye niye bakmıyorlar? Geçmişe bakmıyorlardı. Evet. Şimdi federasyon senin CV'ne bakıyor. Üzerindeki mal varlığına bakıyor. Bu kulübü kaldırabilecek gücün var mı diyor. Bir de geriye dönük borcuna bakıyor. O borcu kaldırabilecek mal varlığın, gelirin, ekibin var mı diyor. Yoksa seni teslim etmiyor.
Bir de böyle bir sistem geldi abi. Evet, tabii sizin bu konudaki taahhütleriniz de tabii söz yani. Konusu. Evet, bunu da Bülent Başkanım'la paylaşmış olduk. Bülent Hocam, yorumların bir kısmını okuyalım. Çünkü daha önce de bazen yayının sonuna bırakıyoruz. Yayını da her açtığımızda problem yaşanabiliyor. Evet, Bayram Sümbül, selamun aleyküm Bülent Çinat Başkanım'a, tam destek yanındayız. Başkanımız hep gülen adam demiş. Gökhan Kaya, başkanımızın sonuna kadar yanındayız. Mehmet Güneş, iyi yayınlar. Osmaniye Spor'a 2023-2024 sezonunda başarılar diliyoruz. Berkay Şen, Osmaniye Spor Story gibi bir proje var mıdır? Takıma destek amaçlı. Bunu konuşalım başkanım. Sinan Cihan, her zaman her yerde memleketimizin takımının yanındayız. Bu formayı giyen, terleten, emek veren her futbolcu memleket çocuklarından farksızdır. Her zaman yanındayız. Emre Yıldız, vallahi bu işler yürekli olmaz maalesef demiş. Siz az önce açıklama yapınca. Emre Bey'in 5-6 tane üst düzey futbolcu olacak zirveye oynamak için demiş. Osman Çenet, Emre Yıldız, evet o karşılıklı bir cevap vermişler. Hüseyin Şifa Uyduran, sağlam bir forvet alınmazsa çok zorlanırız. Tolga Çatık, başkanım şu tribündeki oturaklarda değilsin artık, bakım şart demiş. Helal olsun sana diye de size bir teşekkür göndermiş. Bayram Sümbül, bu memlekete hep memleket çocuklar mahkemeye verdi zaten demiş. Ahmet Taş, peki başkanım Osmaniye'nin en iyisi olan Yunus Emre Demir'i niçin görmezden geliyorsunuz demiş. Ömer Bilik, takımımız çubuklu formayla çıkalım tüm maçlara demiş. Mehmet Yaycı, Sivas Belediyespor'u yeneriz, Sivas'tan selamlar diyor. Mehmet abiye de selam gönderelim. Hasan Kayırıcı, başkalarının boş soruları düşüncelerini değil de Sayın Başkan'ın düşüncesi gibi takımı ne kadar ilerletiriz diye düşünceler de sorsanız güzel olur, saygılar demiş. Bekir Burak Canbolat, iyi yayınlar abi, Bülent Hocama selamlar demiş. Bekir kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Bekir kardeşimizin de hafta sonu düğünü var. Hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun meslektaşımız. Tebrik ediyoruz. Bilgin Gürbüz, başta belediye başkanımız Kadir Karabey'e bizlere otobüs tahsis ettiği için teşekkür ederiz. Geçen sene yapılan kaza sonucu, evet bu konuyu Bülent Başkanım'a biz soracağız ama Bilgin Başkan'ın mesajını okumak adına yine yer verelim. Geçen sene yapılan kaza sonucu büyük otobüs verildi. Aktif olan 3 dernek var. 15'er kişilik kontenjan var. Bu kontenjanı böyle düşünen Yunus Kurt'a teşekkür ederiz. Büyük otobüs daha hayırlı oldu. Yunus Kurt her deplasman gelmeyebilir. Bizler onu temsil ediyoruz demiş. Gökhan Kaya, başkanım sol açık oynayan Burak Esmer olan demiş. Bu 3. sezonu yine takımda Karaman maçında taraftara hareket yapmıştı. Bu adam toptan anlamıyor. Gönderin gitsin. Tabii ben mesajları önceden okumadığım için olduğu gibi okuyorum. O yüzden hani mesaj yazan arkadaşlarımızın da biraz daha hassas olmalarını rica ediyoruz. Çünkü bazen biz de okumadan okuduğumuz için incitici olabiliyor. Her ne kadar kişiler kendi düşüncelerini ifade ediyor diye olsa da nihayetinde halka açık ve canlı yapılan bir program. Dolayısıyla burada hem oyuncu grubumuz olsun hem taraftarımız olsun herhangi bir kişiyi incitici bir mesaj lütfen yazmayalım. Hani eleştiri olabilir ama insanların yapılarıyla, karakteriyle, bir takım şeylerle ilgili de bundan dolayı da hassasiyetinizi özellikle rica ediyoruz. Ahmet Taş, peki başkanım demiş, altyapınızda bulunan ve adeta bir gol makinesi olan Beşiktaş'ın, Fethiye Spor'un, Uşak Spor'un takibinde olan Yunus Emre Demir'i niçin görmezden geliyorsunuz? Onu Çetin Tekin Hoca'ya, Mesut Yıldız Hoca'ya, Almanya'daki Taşkın Hacıev Hoca'ya bir sorun bakalım. Ne diyecekler? Sırf çocuğun torpili yok diye mi bu haksızlık demiş? Bu konuyu da soralım. Sevgili Mehmet Ali Ergen, Cin Ali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar, saygılar. Bizden de bir mukabele. Öncelikle kahverengi ceket yakışmış başkana. Osmaniye'mize sahip çıkalım. Yapılan güzel işlere destek olalım. Kıymetli başkana destek olalım. Verdiği kararlar ne derece doğru, ne derece yanlış, sezon sonu belli olacak demiş. Hasan Tut, takıma sağlam bir tesis lazım. Sırrı Altun, Bülent Başkan selamlar, İnce Otomotiv'den demiş. Bilgin Gürbüz, Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği olarak her daim başkanımızın yanındayız. Cumartesi Sivas'tayız diyor. İbrahim Şenbol, 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü başladı demiş. Cengiz Han, başkan cevap verebilir mi? Fırsat transferi yapılacak mı demiş. Ziya Karayiğit, başkanımıza güveniyoruz. İnşallah sonu ikincilik olur. O sene bu sene olur demiş.
Iraz kısaltmalı bir soy isim var. Başkanım kanat lazım, forvet lazım demiş. Hüseyin Danış, Spor 80 yorumcumuz. Hüseyin abiye bugünkü yayını bilgi veremedik. Kendisinden de özür diliyoruz. Dün açıkçası benden kaynaklandı. İyi yayınlar, selamlar demiş. Tolga Çatuk, abi motoroklarda, evet bunu okuduk. Cengiz Han, yeni stadyum ne zaman, ne durumda demiş. Niğde bile Bal Ligi'nde stadyumu bitmek üzere demiş. Mücahit Tıraş, Osmaniye Spor'u Bahçe Spor olarak başarılar dileriz diyor. Berkay Şen, Osmaniye Spor Store, evet bunu sorduk. Iraz Bey, defans ve orta saha çok iyi, ileride sıkıntılar var demiş. Mustafa Özkan, başkan seviliyorsun, başarılar demiş. Yakup Tuncer, ben çok başkan gördüm ama Bülent Başkan adam gibi adam, çok dürüst, çok beyefendi başkanım demiş. Mehmet Tolunay Gül, evet memleket çocuğu, güzel yayınlar, Allah yardımcınız olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet kardeşime de. Gökhan Baloğlu, başkanımı ve Osmaniye Spor'u bir Mersinli olarak takip ediyorum. Bu işi ancak Bülent Başkan yapar. Başarılar diliyorum. Zannediyorum doktor hocam herhalde. Evet, teşekkür ediyorum. Osmaniye Devlet Hastanemizin çok başarılı doktorlarından birisi. Sedat Satılmış, başkanımıza İstanbul'dan selamlar olsun. Evet, kısaltmalı. Gökhan Kaymakçı zannediyorum veya Kaymakçı mı? Bülent Başkanım, emeğinize, yüreğinize sağlık. Biz inanıyoruz. Bu sene şampiyonluk gelecek. Kupayı Cumhuriyet Meydanı'nda kaldıracağız. Allah'ın izniyle selamlar, sevgiler. Antalya'dan iyi yayınlar Şükrü Bey ve ekibine demiş. Çok teşekkür ediyoruz bizim daimi takipçilerimizden. Ben de tüm Spor 80 ekibi olarak tüm yorumlara teşekkür ediyorum. İnşallah yorumlarınız geldikçe program içerisinde Bülent Başkanım'a aktarmaya devam edeceğiz. Bugün sevgili Ümit Kahraman arka planda bizlere yardımcı oluyor. Ona da emekleri için teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, notlar aldınız. Tabii Bilgin Gürbüz Başkanım yorumunda ifade etmiş. Biz deplasmanlarda taraftarlarımızın durumu ne olacak? İşte çoklu taraftar derneklerinin ilişkilerde bir takım zorlukların olduğunu da hep biliyoruz. Bununla ilgili de zaman zaman problemler yaşanıyordu. Son yaptığımız yayında da siz taraftar temsilcisi olarak Yunus Kurt'u görevlendirdiğinizi ifade etmiştiniz. Tabii bu yeni ve sıcak bir konu. Öncelikli olarak deplasman maçlarında taraftarlarımızla ilgili uygulamayı sizden dinleyelim. Şimdi Şükrü abi, yorum yapan tüm abilerimize teşekkür ediyorum. Eleştiren, bizleri eleştirileriyle yön veren, olgunlaştıran, tabii bu konuda hani eleştiri yapmaktan çekinmesin taraftarlarımız. Canım, burada hani biz de Bülent Başkanımıza merak edilen konuları soruyoruz. Hani biz bir tartışma programı yapmadığımız için sadece Bülent Başkanımızı dinlemek istiyoruz. Sizlerin merak ettiği konuları genel olarak iletiyoruz ama sizlerden gelen nokta atışı sorular hem bizleri kolaylaştırır hem de Bülent Başkanımın o konudaki kamuoyunun merakını da aydınlatması anlamında son derece önemli. Buyurun başkanım. Şimdi tabii ki eleştirinin olduğu yerde başarı da olur. Evet. Yani eleştirileceğiz ki biz eksiklerimizi öyle göreceğiz. Ben eleştiren abilerimize de, arkadaşlarımıza da, spor severlere de teşekkür ediyorum. Güzel temennilerde bulunan abilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii demek ki biz bazı şeyleri güzel ve doğru yapıyoruz ki meyvelerini alıyoruz. Örneğin bir önceki toplantımızda, programımızda taraftarlarla ilgili, taraftarlardan sorumlu Yunus Kurt kardeşimiz, abimiz neyse bunu görevlendirdiğimizi bu programda duyurmuştuk biz de, evet. Bugün de Yunus Kurt kardeşimiz taraftarlar adına Sayın Belediye Başkanımızla da iletişime geçerek, tabii ki bundan önceki sezonda bir elin bir kaza sonucu bir taraftar kardeşimiz rahmetli olmuştu. Evet. Yani ona da tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tekrardan böyle bir talihsizlik olmasın diye tek bir araç olsun, çift şoför olsun, emin ellerde olsun. Hepimiz bir arabada, bir tek otobüste gidelim. Hem de bir dayanışma oluyor aslında, kaynaşma oluyor. Kenetlenelim diye. Burada da Yunus kardeşimiz, Yunus Kurt kardeşimize teşekkür ediyorum. Taraftar liderler olarak, abiler olarak önce olmuş. Bu kenetlenmeyi yapmış, duyurular da yapmış. Tabii bizler de kulüp başkanı olarak her zaman yanlarındayız. İnşallah bundan sonraki güzellikleri de bu programlarda sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Şimdi forma satışı story. Ben bir önceki programda da demiştim. Dün Hakan Valim'le de görüştüğümde bir tane konteyner inşallah bize hafta içerisinde tahsil edecek.
Ben de Osmaniye'de uygun bir yere o konteyneri ticari olarak Osmaniye Spor'un bütün ürünlerini, formasından tişörtünün eşortmanına, tozluğuna, şortuna kadar hepsini orada, hem Osmaniye Spor'umuza bir katkı, hem Osmaniye Spor'umuzun reklamı, orada da Osmaniye Spor'umuza ait bütün ekipmanları genişleterek satışlarımıza başlayacağız. Evet, tabi burada lisanslı ürünler son derece önemli. Çünkü kulüplerin en önemli gelir kaynakları içerisinde forma satışları yer alıyor. Osmaniye Spor'umuz bu konuda geçmişte de adımlar attı ama maalesef bu konuda çok mesafe alamadık. Buna kentin, Osmaniye Spor taraftarının sahip çıkması gerekiyor. Çünkü eğer kulübün kendi ürünlerini aldığımız takdirde bu kulübün geliri olmuş olacak. Dolayısıyla kulüp kaynak bulmakta sıkıntı yaşamayacak. Belki kaynakları daha sonrasında çeşitlendirecek. Bu yönüyle de bu atılan adımın mutlaka ki kent nezdinde de bir karşılığının olması ve sahiplenilmesi lazım. Şimdi eleştirilerin içerisinde işte bu takıma bir forvet alınsın. Evet. Bu takımın forveti var. Evet. Atan takım, ve tutan iyi demiştiniz. Tabii. Önceki yayında biz bu konuda iddialı olduğunuzu vurguladınız. Tabii sebat edilirse yani biz de isteriz ki üst liglerden daha iyi bir takım kurmak için oyuncu almak. Ama ben inanıyorum ki şu an Osmaniye Spor'un formasını giyecek bugün 25 tane yiğit adam hazırladığımı söylüyorum. Evet. Şu an bu saatten sonra yapmış olduğumuz her eleştiri şu an Osmaniye Spor'un takım içerisindeki oyuncu kardeşlerimi üzebilir. Ben takımımın kalecisine de, golcüsüne de, orta sahasına da, kanattaki oynayan oyuncuların hepsine de yürekten inanan bir başkanım. Ben taraftar kardeşlerimizin de inanmalarını istiyorum. Desteklemelerini istiyorum. Onların sahaya çıktıklarında varını yok demeyeceklerini, varını sonuna kadar kullanıp mücadele edeceklerine inanan biriyim. O yüzden bu saatten sonra bu kardeşlerimi incitmeden yorumlarda yapılırsa çok sevinirim. Biraz bunda şunun etkisi oldu galiba başkanım. Tabii takım kapalı kutu merak ediliyordu. İşte hazırlık maçlarıyla beraber taraftarlar takımı, oyuncuları görme imkanı oldu. Genelde de takımla ilgili ben de yorumlarda ve spor kamuoyundan arkadaşlarımızla fikirlerini sorduğumda maçı takip edenler açısından yani 3-4 oyuncunun çok kendisini fark ettirdiğini, dolayısıyla hani burada bir de maçın yapıldığı ortam önemli. Hani olağanüstü sıcak bir hava, teknik direktör, yeni bir takım, oyuncuları sık değiştirmesi, mevki denemeleri. Dolayısıyla bu bizi aldatabilir, yanıltabilir. O yüzden Bülent Hocam'ın ifade ettiği, belki bugün ligin başındayız, formayı giyecek olan oyuncularda bir moral bozukluğu da oluşturmaması adına belki eleştirileri biraz daha öteleyerek takımla ilgili kaygılarımızı iletelim. Buyurun başkanım. Şimdi Yunus Emre Demirci isminde evet, bir altyapıdan. Evet. Biz şimdi programın başında en çok Osmaniye çocuğuna sahip çıkanlardan biri benim dedim. Evet. Biz yetenek avına çıkmışız. Yetenekli kardeşlerimizi alıp götürüyoruz. Bu sene Berke isminde bir kardeşimizi almışız. Daha 17-18 yaşında. Evet. Bu hafta kadroda. Evet. Kaleci sisteminiz olmuştu. Ya yani kaleci olarak yok Osmaniye'de. Onu evet, söyleyeyim. Şimdi biz Yunus Emre kardeşimizle ben görüşmedim ama benim ekibimdeki sportif direktör kardeşimiz görüştü. Biz kendilerine şöyle bir teklifte bulunduk. Daha yaşı genç, altyapıya gelsin. Amatör takımda antrenmanlara çıksın. Bizler de dedik, görelim, hocamız görsün, antrenmanları alalım. Madem yetenekliyse, çünkü biz kamptan geldik artık. Bu saatten sonra bizim aramıza gelen çocuklar hazır olması lazım. Tabii yani daha biz demiyoruz ki yeteneksiz diye. Şimdi biz Samsun'a giden kardeşimizi geri aldık, getirdik. Osmaniye çocuğuna sahip çıkmamak için böyle bir şey yok. Ben hepsine sahip çıkardım. Yani o yüzden biz duyarsız değiliz. Bu kardeşimizle de yakın ilgileniyoruz. Herkes şunu istiyor. Benim oğlum gelsin, benim futbolcum gelsin, hemen profesyonel olsun. Memleket çocuğu diye biraz. Tabii formayı giysin, oynat. Öyle bir dünya yok. Önce yürüyecek, sonra koşacak, daha sonra formayı alacak. Hani bunları yapmadan formayı alması veya verilmesi çok zor. Biraz sebat edecek. O yüzden Yunus Emre'ye de sahip çıkarız. Diğer arkadaşlarımıza da, gençlere de sahip çıkarız. Altyapıdan söz açılmışken Nuh Hocam devam ediyor. Altyapıdaki evet, uygulama ne olacak? 157 tane lisanslı oyuncumuz var. Yani biz her sene U13'ten U19'a kadar bütün şeylere katılıyoruz. Evet.
branşlara. Amatörde de devam ediyoruz abi. Bu sene amatör futbolcu oynatabiliyoruz profesyonel ligde. Federasyon böyle de bir önümüzü açtı. Kolaylık, evet. Hani biz Osmaniye'de bulduğumuz bir amatör oyuncuyu, yetenekli bir kardeşimizi aldığımızda, inanın hiç kimsenin şüphesi olması, anında oynatabiliriz. Yani. Bunların zamanı, vakti de yok. Hani profesyonel takımın... Önceden lisans, tabii, profesyonel oyuncu olması gerekiyordu. Tabii. Şu an öyle bir dünya yok. Evet. Amatör lisansı çıkarıyorsun, Osmaniyespor'da oynatıyorsun. Hani böyle bir imkan da var. Biz de yani gerek Yunus Emre olsun, direkt arkadaş, diğer arkadaşlar olsun, kardeşlerimiz olsun, yetenekli kardeşlerimizi değerlendireceğiz. Bahçespor'a da ben bu ekrandan... Her yayında size bir teşekkür geliyor. Ben de onlarla, geçen inşallah, yıl da size onlara bir desteğiniz inşallah olmuş. İnşallah Sivas deplasmanından döndükten sonra ben Bahçespor Başkanı ve yönetimini inşallah bir misafir edeceğim. Onlarla bir istişare içerisinde olacağız. Bizlerde de birkaç tane kardeşimiz var, onlarla yine değerlendirmeler noktasında. Amatör olduğu için onlardan da biz oyuncu alacağız inşallah. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Güzel bir sezon geçirirler inşallah diyorum ben. Şimdi Burak Avşar kardeşimiz benim canım ciğerim, en çok değer verdiğim kardeşlerimden bir tanesi. Memleket çocuğu. Evet. Hata da yapabilir. Ama hata yaptığı zaman insanları kaybetmek çok kolay. Evet. Önemli olan kazanmak. Biz şu an mücadele veriyoruz bu gençleri kazanmak için. Biz kulağını çekeriz yanlış yapmışsa. Ama bu kardeşlerimize sahip çıksınlar. Ben inanıyorum ki memleketin takımının formasını iyi temsil edecekler. Tabii, taraftarımız da geçmişe bir sünger çeksin. Tabii, tabii. Hani yeni bir sezon başlanıyor. Genç oyuncu, bazen maçın heyecanında bazı şeyler olabilir. O yüzden hani bunu uzatmamak, oyuncuyu kazanmak son derece önemli. Bülent Başkanım da hakikaten hem oyuncuyla ilgili hem sahip çıkan hem de eleştiriyi de yapan bir açıklaması oldu. Taraftarımızın da bu konuda eğer bundan sonraki maçlarda bu oyuncumuzu kazanma anlamında bir adım atarsa sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Şükrü abi, çubuklu forma noktasında da ilk defa ben buradan açıklıyorum. Bunu Sayın Valim'le de paylaştım. Ben taraftar dernek başkanı Yunus Kurt başkanımıza da ilettim. Bunu paylaştım. En çok şehit veren il Osmaniye. Evet. Şehitler diyarı. Bizim formamızın sırtında şehitler diyarı yazıyor. Gurur duyuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Biz bu sene Allah nasip ederse deplasmanda kırmızı beyaz formayla, kendi evimizde sarı yeşil formayla, evet, Türkiye Kupası'nda da siyah formayla, 3 çeşit formayla bu sene lige başlayacağız inşallah. Evet. Evimizde sarı yeşil, deplasmanda kırmızı beyaz. Ay yıldızımız. Ay yıldızı, kırmızı beyaz formamızla çıkacağız. Niye? Biz gittiğimiz her yerde Osmaniye dediğimizde polisiyle, askeriyle en çok şehit veren il. Büyüğümüz, genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin memleketi. Yani bizim yükümüz sadece Osmaniyespor değil. Osmaniye'nin bütün yükü sırtımızda, omuzumuzda. Her yaptığımız hareket, her yaptığımız hata, evet, sadece şahsımı değil, kulübü değil, memleketi. Ve şehrimizin büyüğünü. Biz bu hassasiyetle burada görev yapıyoruz. O yüzden çubuklu forma noktasında da bir açıklama yapayım dedim kardeşlerimle. Eleştiriler için de teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım, tabii statla ilgili de çok konuşulan konu var. Depremde hasar görmüştü. Yani eleştirilerin önemli bir kısmında haklılık payı var. Şöyle, hani depremin üzerinden 6-7 ay geçmiş. Stat öyle duruyor. Sezon başlamasına birkaç gün kalmış. 7 Ocak Stadyumu'nun surlarında bir çalışma birkaç gün önce başladı. Hani bu kadar neden beklendi? Osmaniyespor'un yeni bir stat durumu zaten şu an söz konusu değil. Bu hemen akla acaba Osmaniyespor maçlarını başka bir yerde mi oynayacak gibi bir konuyu da beraberinde getir. Ama siz önceki yayında biz maçlarımızı 7 Ocak stadında oynayacağız demiştiniz. Statla ilgili bir engel var mı? Çalışmalar ne kadar sürede tamamlanması hedefleniyor? Buradan Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze de çağrımızı yapalım. Yani hızlı bir şekilde bu süreci atlatarak takımımızın en azından İç saha maçlarında olumsuz bir durumla da karşı karşıya kalmamasının tedbirlerini almak lazım. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi Şükrü abi, şehir stadımızda bir paylaşım yapılıyor. Altına Başkan Bülent Çenet, evet, ne işe yarıyor diyorlar. Yani stat benim şahsi ve kulübüme ait bir stat değil. Evet. Stat Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'ne. Yani oranın tadilatı, oranın bakımı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde ve ekibi de Allah var çalışıyorlar. Evet. Şimdi stat yarım metre kaymış.
Yani stat yerinden oynamış. Şimdi bunun alt takımları, yani drenajlarından tutun sulamalarına kadar zarar görmüş. Çevre duvarları yıkılmış. Şimdi sayın müdürümüzün maçlar oynanırken kale arkası tribünlerinin tadilatını yaptırılması için projesi vardı. Zannederim o proje biraz gecikti. Gecikince de tabii burada Ümit abi de teşekkür ediyoruz. O da kendisi tabii gündeme getirmek gündeme yani. Getirdi. Yani oradaki tabii duvarların yıkılması, yıkık görüntüsü sahada futbol oynayan, antrenman yapan futbolcuyu da etkiliyor. Evet. Çünkü zaten şehir yorgun, insanlar etkilenmiş. O yıkık dökük duvarı da gördüğü zaman ister istemez orada bir psikolojik ben futbolcu etkileniyor. Ben zaten şu an 10 tane konteynerde futbolcuları yatırıyorum. Evet. Yani bir de böyle zorluğumuz var. Deprem şehri futbolcu getirmede de sıkıntı yaşıyoruz. Oradan dolayı yani tadilatlar başladı. Ümit abi de teşekkür ediyorum bilgilendirdiği için. Kamuoyunu, halkı. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüzle çalışıyor. Tabii eksikler yok mu? Var. Ama maçlarımız 7 Ocak stadında oynayacağız. Onunla ilgili biz şu an sıkıntı yok abi. Evet. Ben hani tabii eleştirimizi yapıyoruz ama hakkı da teslim etmek gerekir. Şimdi Sedat Müdürümüz de Gençlik Hizmetlerindeki idari bölümdeki yöneticiler de ve çalışanları da deprem sürecinde oldukça yoruldular. Çünkü Osmaniye'deki depremzede vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait olan spor tesislerinde kaldılar. Hatta biz de orada kaldık. Dolayısıyla uzun süre yurtlarda kalan vatandaşlarımız oldu. Onlar ta ki yazın başında ancak çıkış yapabildi. Dolayısıyla bununla ilgili de ben de daha önce birkaç defa sorma imkanım olmuştu. İhaleye çıkılması ve dolayısıyla bu bakım ve onarım adı altında bir ödenek tahsis edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir takım girişimler olmuştu ama bunda bir gecikme olduğu söz konusu. Dolayısıyla biz bu eleştirimizi yapmakta ne kadar haklıysak deprem dönemindeki özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki tesislerin de depremzedelere açık olduğunu, oraların 7/24 kullanıldığını, dolayısıyla bunu da stada istisna tutuyorum. Diğer yerlerde çünkü beraber bu iş çalışmalar yapılıyor. Bundan dolayı da oradaki en alttaki en üste kadar kim emek verdiyse hepsine de sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Bu konuda da inşallah depremle ilgili sıkıntılarımız da bir an önce biter diyelim. Evet, hafta sonu yolculuk başlıyor, macera başlıyor hocam. Şimdi dün kulübün sayfasından bir paylaşım ben gördüm. Hikaye olarak atılmıştı. Bugün de gönderi olarak paylaşılmış. İşte kurbanımızı kestik. Hedef şampiyonluk diye. Şimdi bu geleneksel bir uygulama. Siz çünkü başkanlığınızdan itibaren her sezon öncesi kurban keserek sezona duayla başlıyorsunuz. Bu konuda bir gelenek haline geldi. Ama sezonun başında kentin böylesine hani takımı da merak ettiği bir dönemde hedef şampiyonluk yazmak hem risk değil mi? Hem de bu konuda takımın taraftarı sezonun başlangıcında şampiyonluğa odaklamak takımla ilgili hani iddiayı biraz daha güçlendirmez mi başkan? Şimdi zaten maça çıkarken sen bir puan veya mağlup olmayayım, iki tane gol yiyeyim, üç tane gol yiyeyim diye. Olmaz. Mi? Biz de sezona çıkarken bütün kulüpler, herkes hedef şampiyonluk diyerek çıkar. Kader bizi nereye götürür? Evet. Yani inanmadan yola çıkarsan ne olur? Yolda kalırsın. Biz de kardeşlerimizle inanıyoruz. Futbolcuya, teknik heyete, sahada mücadele edecek, teknik kulübede bulunacak. Kulüpte bulunan masöründe malzemesine, otobüs şoförüne kadar, temizlikçisine kadar hepsinin inanmış bir şekilde bir aile olarak sezona başlamak için dün kurbanımızı kestik. Allah hedefimiz, Allah razı olsun, tabii ki hedefimiz bir üst ligdir. Hedefsiz yola çıkılmaz. Ama ben hep şunu diyorum. Çıtayı çok yüksek tutup da yarın nereyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bilemeyiz yani. Evet. Çünkü bu şehir yorgun. Bu şehir depremden çıkmış. Ekonomik olarak da sarsılabiliriz. O yüzden ben inandığım oyuncularla yola çıktım demem sebebi buydu. Ben o çocuklara inandığım için biz o hedef şampiyonluk dedik. Evet. Hedefimiz her zaman var yükseklerde yani.
Osman Spor her zaman hedefsiz yola çıkmaz. Çıkmamalı da. Olmamalı da. Evet. Ama her şeyi de düşünerek planlı projeli yapmalısın. Ben bu hafta Sivas'a giderken bir hafta sonra İzmir Bornova'ya gideceğim deplasmanın otelinin masrafını düşünen bir başkanım. Evet. Ben zaten bu hafta Sivas'ı halletmişim ama benim bir sonraki deplasmanım daha önemli. Gece maçı. İki gece orada kalacağım. Ben onları mali düşünen biriyim. Tabii. Evet. O yüzden tabii ki arkadaşlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz üst lig. En kötü ihtimal playoff. Memleketin takımını her yerde layıkıyla temsil etmek. Evet. Bülent Hocam, şimdi gerçekçi bir yaklaşımla bakıldığı zaman geçen yıla göre daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Birincisi, siz de vurgu yaptınız. Deprem kentiyiz. İkincisi, yaşanan yüksek enflasyon, artan maliyetler ve buna bağlı olarak da Osmaniye Sporumuzun işte bağış noktasındaki geçen yılda belki bu yıl farklı olur mu bilmiyoruz ama bu zorluğu nasıl aşacaksınız? Hani bugün Osmaniye Spor'un bütçe oluşturmada, giderlerini karşılamada zorluklar mutlaka ki var ama hem Sayın Valimiz olsun, diğer kaynaklar noktasında çalışmalarınız, girişimleriniz ne noktada? Bir de geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu bir duyuru yapmıştı. Bu hafta zannediyorum İsviçre ile Türk milli takımı özel bir maç yapacak. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştılar. Tabii oradaki gelirin de özellikle deprem bölgesinde altyapılarla ilgili kullanılacağı ifade ediliyor. Bu konuda Osmaniye'mizin bir beklentisi var mı? Veya böyle işte kamuoyuna yansıyan bir takım organizasyonlar oluyor. Osmaniye olarak bunlarla ilgili bir gelirimiz veya en azından yaraların sarılması ile ilgili atılan adımlar oldu mu? Şimdi Şükrü abi, ben bu memlekette, bu memleketin çocuğu olarak bütün sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını birebir ziyaret edip giden, onlardan taleplerde bulunan bir kardeşinizim. Şimdi bazen üzülerek, hani buradan belki bunu konuşmam hoş değil ama bazen de konuşmazsan olmuyor abi. Evet. Ya şimdi biz demiyoruz ki camiye, okula, Kur'an kursuna yardım yapmayın. Garibana, gurabaya yardım yapmayın demiyoruz abi. Elbette, ama bu şehrin bir parçası olan memleketin takımına da karınca kaderince bir yardımda bulunun. Evet. Hani bunu kime diyorum? Ya bu memleketin takımına bir torba bulgur alamayacak bir ticaret odası başkanım olur. Kendi akrabam bu memleketin takımına bir teneke yağ alamayacak borsa başkanım olur. Ya bu memlekette 29 tane sivil toplum kuruluşu yapan oda başkanları var. Hani biz demiyoruz ki ne, siz bütün gelirlerinizi gelin memleketin takımına verin diye. Evet. Ya bir günde siz bu memleketin takımının oyuncularına, çocuklarına bir yemek yedirin. Evet. Ben günde 4 öğün yediriyorum, sen de ayda bir defa yedir. Hani sen bu memleketin sivil toplum kuruluşunun başkanıysan camiye de yardım edeceksin. Kur'an kursuna da, kiliseye de, memleketin takımı Osmaniye Spor'a da. Evet. Biz böyle gördük abi. Bize spora destek yok. Bize şuna destek, öyle bir şey yok abi. Hani bir daha da kimse onların kapılarına da gitmem zaten. Son kez gittim bu sene. Hem bizi üzdüler hem Sayın Valim üzdüler. Evet. Ya bu memlekete niye sahip çıkmıyor bu takıma ki? Kimse cebine. Biz para da istemiyoruz abi. Bir deplasmanımızı karşılayın diyoruz ya. Bir deplasmanımızı karşılayın diyoruz. Hepsi iş adamları. İş adamı ya. Ya bir torba bulgur gönderin diyor. Ne diyor abi, başka bir şey mi diyor ya? Bir teneke yağ gönderin diyor. Bir ay ekmeğe gönder diyor. Daha ne istiyoruz abi? Evet. Yani istediğimiz başka bir şey değil abi. Para istemiyor, pul istemiyor. Ondan sonra kasılı kasılı odalarda oturup da memleketi yönetiyor demesinler kimse. Kusura da bakmasınlar yani. Evet, Bülent Hocam'ın bıraktığı yerden de ben birkaç cümle ekleyeyim. Çünkü bizim de gözlemlerimiz şu. Hani her şey iyi giderken, özellikle takım geçen yıl şampiyonluk havasına girdiğinde stat'tan, sosyal medya hesaplarından, Osmaniye Spor'un paylaşımları yapılarak bir sahiplenme yapılıyor. Hani bunu özde yapmak lazım. Dolayısıyla bugün takımın ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli. Ve sorumluluk makamında olan, yetkisi olan, etkili olan insanların da hele hele de çevre noktasında bir takım yerlerde temsil makamındalarsa bunu başka türlü değerlendirmeleri lazım. Yine siz takımımıza destek açıklamalarınızı her zaman yapın. Ama gerçekte de onu
sadece sanal ortamda kalmasın, gerçekte de bunun karşılığını görelim. Ben de açıkçası bu yıl sezon öncesinde bir takım belki Osmaniye'deki sivil toplum kuruluşları olur, bir takım kampanyalar yapılabilir diye bekledim. Ama hiç bir tanesini görmedik. Hani başka şehirlerde de bu işler böyle oluyor. Yani kentin odaları, önemli dinamikleri spor adına harekete geçiyorlar, inisiyatif alıyorlar ve o takımın geliri olması için birçok çalışmaları var. Ama maalesef biz bunu göremiyoruz. Hani çok uzağa gitmeye gerek yok. İşte hep depremi yaşadığımız Hatay, Maraş, Gaziantep, bunların örneğini çoğaltabiliriz. Dolayısıyla oralarda çok daha büyük bütçeler ve dolayısıyla bugün hani kente sahip çıkmak bir şeyler yaparak olur ve bunu da kişilerin kendilerinin adım atarak yapması gerekir. Dolayısıyla örnek olması gereken birçok kişi maalesef bunu yapmaktan imtina ediyorlar ve arka planda da takımla ilgili en çok eleştiriyi onlar yapıyorlar. Burada da ben söz açıldığı için söylüyorum. Hani Bülent Başkan'ın belki yüreğinin yangınını ilk defa bu şekilde ifade etti. Çünkü ilk defa duydum ben de. Daha önceki her yayınımızda kentin yöneticilerine sahip çıkan, sivil toplum kuruluşlarına sıcak mesajlar veren bir yönü vardı. Ama bugün hem isim vermeden kurum adı da zikrederek ifade etti. Haklıdır. Dolayısıyla bu haklılığın da mutlaka ki karşılığını bu kuruluşların, bu kişilerin göstermeleri gerekir. Çünkü Bülent Başkanımızın yerinde Ümit Kahraman oturabilir. Çünkü Bülent Başkan şahsi takımının başkanı değil, Osmaniye Spor'un başkanı. Dolayısıyla Osmaniye Spor bu kentin takımı, bu kentin takımının da sahibi, bu kentte yaşayan insanlardır. Ve hepimizin, yani uzak yakın demeden bunu uygulamamız lazım. Kusura bakmayın başkanım. Hani benim yaptığımda belki çok doğru değil ama ben de açıkçası zaman zaman takip ediyoruz, görüyoruz. Ve bazen taraftarlarımız da hani bu tür şeylerden dolayı da birçok kaynak aktarılıyor, destek olunuyor gibi de düşünülebiliyor. Yani bu takım için, Osmaniye için kim samimiyetle, iyi niyetle, ufacık da olsa bir katkısı varsa biz ona minnet duyarız. Başımızın tacıdır. Ama Bülent Hocam'ın ifade ettiği noktada da görünür olup hiçbir şey yapmıyorlarsa da bu insanlara da söz söylemekte en doğal hakları. Bülent Hoca'yı da bu çıkışından dolayı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şükrü abi, bunu niye ben gündeme getirdim? Sayın Valimiz geçmiş dönemde, yani buradan bir ay önce o organize sanayide bir yemek programı düzenledi. Evet. Yani sizle yayından birkaç gün sonraydı galiba. Aynen aynen. Evet. Yani bundan 15-20 gün önce. Şimdi oradaki resimlere bakılırsa Osmaniye'deki bütün spor severler, Osmaniye Spor'a tam destek veriliyor. Hepsi orada. Borsa orada, ticaret odası orada. Herkes orada. Devlet orada, millet orada. Herkes orada değil mi? Ama bugün şu dakikaya kadar Osmaniye Spor'a organize sanayiden 1 milyon lira, Sunar Özlem Gruba AŞ'den, Yusuf Çomo Başkanımıza da buradan özellikle teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, 100 bin lira para geldi. Yani 1.1 lira para geldi. Hani dışarıdan ne diyorlar? Ya bu insanlar size destek vermiyor mu? Verdilerse bu para nerede diyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim, kimse bize bir şey vermedi. İstiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. 2 yıldır istiyoruz, 3 yıldır istiyoruz. Bir tane ekmek veren, su veren yok. Memleket su fabrikası dolu. Ben suyu Afyon'dan getirtiyorum ya. Alamıyorum. Yok. Yani oraya baktıkları zaman halkın, spor kamuoyunun beni eleştirmesi doğal. Ama ben de buradan bunu aydınlatmam en doğalı. Ben bir şey görmüyorum. Varsa söyleyin kardeşim. Belediye başkanımız inanılmaz yorgun olduğunu, depremzede vatandaşlarımıza yemek verdiğini, inanılmaz derecede oraya katkı sağladığı için ben bu sene yardım edememdir. Türkmen Belediye Başkanımız aynı keza organize sanayi deprem bölgesi olduğu için oradan kesintiler durduruldu. Türkmen Belediyesi'ne para gitmediği için oradan da alamıyorum. -30 binde özel idareden hiçbir şey alamıyoruz.
OSB'den 1000 lira almış. İş adamlarının yanına gidiyorsun, yıprandık, yorulduk diyorlar. Depremzedelere yardım ettik, ev yaptırdık, konteyner aldık, cami yaptırıyor, şunu yaptırıyor diyorlar. Hani ben gitmedim, hiçbir yer kalmadı, bir şey alamadığımız için ben diyorum. Resme bakarsan, karya bakarsan, hepsi deve dişi gibi adam. Koltuklarda oturmuşlar. Ya kardeşim, kültürde yoksun, sanatta yoksun, sporda yoksun, ne işte varsın? Evet. Bu memleketin her şeyinde olacaksın. Eğer o koltukta oturuyorsan. Biz Şoförler Otomobiller Odası Başkanıyız. Oturmadığımız, yardım etmediğimiz, bakmadığımız, ulaşmadığımız bir yer yok. Evet. Eğer sivil toplum kuruluşunun en büyük özelliği bu. O koltukta oturuyorsan memleketin takımına da ya bir öğün yemek ver abi ya. Bir deplasman karşıladı yok ya. Başka bir şey istemiyoruz abi. Ya yani onun için sitem ediyorum ben yani. Yoksa ben onları saygıda kusur etmiyorum. Onlar büyüğümüz, abimiz, başkanlarımız, evet. Ama memleketin takımına da sahip çıksınlar abi. Evet. Memleket adına bunların konuşulması da gerekir Bülent Başkanım. Ben yine müsaadeniz olursa yorumlara bakmak isterim. Evet, Sinan Cihan stada girerken herkes bilet alsın başkanım, ayrımcılık olmasın demiş. Şapka da olsun başkanım demiş. Enes Kurumeşe, hele de atanı bilmiyorum ama tutan kaleci Muhammed takıma çok şey katacak, İskenderun Spor'dan biliyorum demiş. Ferhat İlkılıç, iyi yayınlar, başarılar dilerim Osmaniye Spor ailesi diyor. Yakışır Osmaniye'mize demiş. Bilgin Gürbüz, büyüksün başkanım, sonuna kadar yanındayız. Sedat Satılmış, başkanım bu güzel açıklamalar için çok teşekkür ederiz, var ol başkanım demiş. Serhat Aydoğan, amatör kulüplerin üzerine gölgesini vermesi lazım kulübün demiş. Galiba Osmaniye'deki birinci amatördeki takımların da Osmaniye Spor'dan beklentileri var. Bu yıl işte amatör oyuncuların oyuncu kadronuzda olması amatör takımlarımız açısından da önemli bir fırsat. Kendi oyuncularını burada belki geçen yılları bilmiyoruz ama ilişkiler anlamında nasıl bir yol izleyeceksiniz hocam amatör kulüplerle? Şimdi ben dün ASFG Başkanı Levent Başkanım'la görüştüm. Ben il dışındaydım. Levent Başkanım Osmaniye'ye geldiğimizde bir araya gelip işte futbol ligi temsilcimiz Harun Bey ile birlikte Osmaniye'deki bütün amatör takımın kulüp başkanları, hocaları, yöneticilerle birlikte bir kahvaltı veya bir yemek yiyelim. Kendilerin bizlerden talepleri, bizim kendilerden isteklerimiz, taleplerimiz. Bu sene amatör takımda olup da amatör futbolcunun oynamasının, oynatılmasının faydalarını. Bir de Osmaniye'de şöyle bir kısır çekişme var. Senlik benlik duygusu. Evet. Ya bırakın senlik benlik, biz olalım ya. Evet. Ya sen ben dediğimiz zaman hep bu memleket kaybediyor. Bu memleket hep bundan kaybediyor. Üzülüyorum. Yani bu memleketin çocuğu olarak üzülüyorum. Sen beni bırakalım ya. Biz diyelim de bu memleketi büyütelim. Evet. Bu noktada size de büyük görev düşüyor başkanım. Siz bunlara öncülük yapacaksınız. Abilik İnşallah. Yapacaksınız. Belki hani Osmaniye Spor olduğu için Şükrü bu abiliği belki birçok takım da sizin adım atmanızı bekliyor olarak düşünüyor olabilirler. Şimdi yani. Şükrü abi ben bunu niye diyorum? Yani biraz daha açayım orayı. Evet. Şimdi X bir takımın oyuncusunu istiyorum. Yani diyor ki vermiyor. Evet. Vermem diyor. Şimdi ben oyuncu aldığım zaman bana diyor ki bunu kesin oynatacaksan veririm diyor. Evet. Sen bunu alacaksın. İşte altyapındaki hocana peşkeş çekiyorsun diyor. O takımı güçlendirmek için alıyorsun diyor. O takıma girmezse diyor bu oyuncu diyor başka yere gidecek diyor. Şimdi böyle bir güven şeyi de var. Evet. Diyor ki ben bu oyuncuyu vermem. Ben bunu verdiğim zaman amatörden küme düşerim diyor. Şimdi herkes kendince öyle bir fikirleri var. Ben de diyorum ki yani ben senin oyuncunu memleketin takımı Osmaniyespor'u aldığımda hemen oynatırım, garantisi veremem zaten. Ya oyuncu gösterecek, çalışacak, mücadele edecek, hocası uygun gösterecek yani. Evet. Şimdi istediklerimizden de ben onun için senlik benlik duygusu diyorum. Diyor ki ne, şu oyuncuyu diyor sen aldın mı? Ya da diyor ki sendeki bu oyuncuyu ver bize, ben vereyim bunu size diyor. Böyle bir pazarlıklar dönüyor. Hani ben ona da üzülüyorum. Yani profesyonel takımın takımıyla oyan pazarlık olmamalı. Gönül rahatlığıyla vermeli. Bak benim bir tane oyuncum var, Osmaniye Spor'a verdim. Aslanlar gibi oynuyor. Ya da başka bir takıma gitti. Şimdi bize vermiyorlar. Amenna. Oyuncuyu başka yere veriyor dışarıya. Biz oradan oyuncuyu biz alıyoruz. Ya da geri dönüyor geliyor. Bu oyuncuyu niye almadın diyorlar. Şimdi çocuk özgüvenini de kaybediyor. Yani böyle bir sıkıntı da var şehir. Tabii bunları biz kendi aile içerisinde konuşacağız inşallah abi. Amatör takım ve yöneticiler, hocalarımızla ilgili de böyle bir
En kısa sürede bir araya geleceğiz tabii, inşallah. Her şey karşılıklı aslında. Tabii tabii. İki tarafın da adım atması, iki tarafın da bu konuda işbirliğine açık olması gerekir. En azından bir adım atılmış. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bunlar geliştirilerek devam edilir. Hani dışarıdan sade bir vatandaş şunu düşünüyor. Hani Osmaniye'de amatörde yetenekli bir çocuk varsa, profesyonel takımımız var, Osmaniye Spor'umuz. Bu çocuk orada forma giysin. Ve takım açısından da bakıldığında ya amatör ligdeki oyuncular keşfedilsin, onlar profesyonel olarak bu takıma kazandırılsın. Tabii bizim görmediğimiz, işte kamuoyunun da belki çok bilmediği, spor kamuoyunda çok iyi bilinen durumlar yaşanabiliyor. Bunu da Bülent Hocam'dan biraz üstü kapalı da olsa ifade etmiş oldular. Çok teşekkür edelim. Evet, bu arada benim gözlükle ilgili bir problemim var. O yüzden arada çıkarmam gerekiyor. Serhat Bey'i okuduk. Taha Yılmaz, ilk 11 şu anda tam belli mi? Saygılarımla diyor. Özcan Güneş, Bülent Başkan'ın daima yanındayız. Cemil Akan, bizler önce Allah'a sonra sizlere güveniyoruz ve yanınızdayız başkanım demiş. Sinan Cihan, başkanım destek amaçlı herkes bilet alsın diyor. Hacı Ali Çenet, Sayın Başkanıma, Spor 80 ailesine selamlar, saygılar. Bu memleket için bir çivi çakandan Allah razı olsun diyor. Sinan Cihan, daha önce de dediğim gibi diyor, Osmaniye Spor'a yardım amaçlı IBAN açılsın ve takımımıza herkes gönlünden ne kopuyorsa versin demiş. Bekir Esen, bizler Osmaniye Spor Taraftarlar Derneği olarak başkanımız Bülent Çenet her daim yanındayız demiş. Evet, Gökhan Bey, Bülent Başkanım uygunsa, IBAN paylaşsanız herkes gönlünden ne kopuyorsa verse bir nebze de olsa takıma katkımız olur düşüncesindeyim diyor. Hacı Ali Çenet, kendi memleketinin gelişmesini, ileri gitmesini istemeyen sadece kendi cebini düşünen yöneticiler var demiş. Cengiz Han Bey, destek konusunda Devlet Bahçeli'nin yanına gidildi mi ya da gidilecek mi? Başkanımızın düşüncesi nedir? Başkanımız yorumlarda not alıyor. Şimdi onları birazdan cevaplayacak. Ahmet Çabuk, Osmaniye Spor Yönetimi olarak bir bilet kampanyası yapılsa, herkes bilet alsa çok iyi olur, takıma destek olunur. Maddi manevi olarak diyorum demiş. Sinan Cihan, ben sözümün arkasındayım, ben bu yolda varım demiş. Hacı Ali Çenet, yardım edene de çamur atıyorlar, böyle bir memleket demiş. Maalesef dedikodu çok, bunu da bırakmak lazım. Bekir Esen, başkanımızı hiçbir yerde yalnız bırakmayalım demiş. Sinan Bey, başkanım konuş, konuş ki anlasınlar hatalarını demiş. Hasan Tut, başkanım inceden Yeni Hayat sponsorluk yapıyor önceden herhalde. Şimdi neden yapmıyor demiş. Hasan Tut, Umut Kurt destek vermiyor mu demiş. Hüseyin Akdoğan, başkanım kulübe forma satış noktaları oluşturalım. Başarılar dilerim. Şampiyon Osmaniye Spor demiş. Sedat Satılmış Bey, İstanbul Karabekir Spor Kulübü Osmaniye Spor'a başarılar dileriz demiş. Evet başkanım, yavaş yavaş programı da toparlayalım. Notlar aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Allah razı olsun güzel temennilerde bulunan, evet, arkadaşlarımıza. Şimdi ben de en sona bırakmak istemiştim. Evet. Notlarım arasında. Şimdi statta bu sene biz Osmaniye Spor ailesi olarak biletlerin satışını, gelirini tamamen Osmaniye Spor'a ve Osmaniye Spor'un mutfağına, şu an mutfağımızı karşılayacak bir ekonomi sağlamamız lazım. Ben kendim ve yönetimdeki arkadaşlarımız istişaremizde şöyle yaptık. Dedik ki bu sene Osmaniye Spor'un biletlerini bizim belirlediğimiz noktalarda, bizim belirlediğimiz arkadaşların nezaretinde satışlarını yapalım. Bunların da fiyatlarını, şimdi geçen sigaraya zam geldi abi. Evet. Günde bir paket sigara içse 50 bin lira. Doğru mu abi? Evet, evet. Biz de diyoruz ki ayda iki paket sigarayı içme, onun parasını getir Osmaniye Spor'a ver. Kapalı tribünü 50 bin lira, açık tribünü 30 bin lira yapın. Biz yani 50 bin lira bir sigara parası abi. Bin deyince oğlum başkanım 50 lira 30 lira. Ya 50 lira, yani 30 lira. Şey olmasın bu sefer, hani hani kombine gibi algılanabilir, o yüzden. Yani şimdi maç başı ücretleri olarak düşünülen. Tabii tabii. 0-10 yaş. Evet. Arası çocuklar, bebeler bedava. 10 yaş ve üstü olanlara da, şimdi biz daha önce de ne yapıyorduk abi? Kadınlar ücretsizdi. Bayanlar ücretsizdi. Yani işte bu ağanın, bu paşanın, bu Ahmet'in, bu Mehmet'in, bu Veli'nin
Artık o devri kapatacağız. Niye? Çok sıkı tutacağız. Oradan 3-5 kuruş. Diyorum ya bak, ben bir ekmek bir bardak suya artık. Yani istiyorum yani. Ben az önce Hacı Ali Çenet diyor ya, bu memlekete çivi çakan Allah razı olsun çivi. Bu memlekette bak kendi ailemi en çok eleştirirler. Ben kendi ailemi eleştirdim ben. Ama şu an Osmanlı Spor'u ayakta tutan benim kendi ailem. Çenet ailesi. Hacı Ali Çenet'i şöyle derler, böyle derler. Ya başımız daralıyorsa Hacı Ali Çenet'in yanına gidiyor. Deplasmanda kaldık diyor, ödüyor. Otobüse şu diyor, alıyor. Mutfakta bu diyor, alıyor. Yani kendi ailem için demiyorum. Bu başkası da olsa övgüyle bahsederim. Bu benim ailemden biri olmasa Hacı Ali Çenet, ben bugün programın yarısını ondan bahsederek geçerdim. Ama bugün maalesef 30 saniye olarak ona da teşekkür etmeden geçemem. Evet. Yani o kadar mı ki söylüyorum. Benim canım ciğerim. Diyorum ya, başka bir oluyordu yarım saatimi buna ayırırdım yani. O yüzden teşekkür ediyorum. Ben bu sene bilet konusunda çok katı olacağız. Sayın Valim dedi ki protokola girerken girişte benim biletimi keseceksin, parasını alıp beni öyle alacaksın dedi. Yani düşünebiliyor musun? Artık bu sene protokolda bile yani ben vali olarak böyle gireceğim dedi. Taviz vermeyeceksin dedi. Oradan 3 lira, buradan 5 lira, buradan 1 lira diyeceğiz. Damlaya damlaya göl olur, memleketin takımına katkı olur dedik. Bu yolla çıktık yani. Orada şeyimiz olmayacak. Şimdi abi Devlet Bey'in yanına gidildi mi? Ya şimdi Devlet Bey'in yanına benim gitmem, gidip de memleketin takımına bir katkı istemem, bu şehrin ileri gelen büyüklerimizi incitir. Bu şehrin bir sefer valisi var. Büyüğümüz, Allah razı olsun. Buraya programa gelmeden önce ayaküstü valimin yanına uğradım. Sayın valim, bugün gece saat 12'de yola gidiyoruz. Sivas'a yarın Allah nasip ederse Sivas'a yerleşeceğiz. Cumartesi maçımızı oynayıp geleceğiz dedim. Helallik istedim. Kısa ayaküstü bir hemen briefing verdim. Çıktım geldim. Bu ilin belediye başkanı var. Bu ilin milletvekilleri var. Bu ilin il başkanları var. Benim Devlet Bey'e gidip Osmanlı Spor'a katkı istediğim zaman bunları incitmiş. Tabii ya, iş adamlarını incitmiş olurum. Yani memleketin takımına Devlet Bahçeli'den katkı istediğim zaman hem ben hem de şehrin ileri gelen büyükleri incir. Yani üzmüş oluruz. O yüzden Devlet Bey'in işi Osmanlı Spor'a katkı sağlamak değil, devlet adamı, devletini gerektiğinde layıkıyla yerine getiren adamdır. O yüzden Allah ömrünü uzun etsin Devlet Bahçeli Bey'in. Yani ilk 11 belli mi, şuydu, bunlar teknik heyetin evet, işleri. Amatör spor ile ilgili bilgilendirmeyi yaptık. Hani tabii ki eleştirilecek, eleştiriler olacak. Bu memlekette herkes beni sevecek diyen bir şey yok. Herkes beni seviyorsa bir yerde bir sorun vardır. Ama herkes saygı duyacak. Çünkü ben bu memleketin takımının başkanıyım. Ben herkesi seviyorum. Ama ben herkesi seviyorum abi. Hem de saygı duyuyorum. Çünkü bu memleketin takımının başkanıyım. Bu memleketin takımı babamdan bana miras kalmadı. Bu memleketin takımının bayrağını yukarıya taşıyacak ve katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Bak, herkesin Allah razı olsun. Çok zor bir şey. O yüzden herkes destek verirse bu memleketin takımı bir yerlere gelir diyorum yani. Şükrü abi. Evet. Bülent Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Spor 80 ekibi olarak bugün Osmaniye Spor Futbol Kulübümüzün başkanı Bülent Çenet'i misafir ettik. 2023-2024 sezonu cumartesi günü itibariyle takımımız açısından resmen başlamış olacak. Biz başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonraki sezonlarda da takımımızı daha üst liglerde görmek hepimize nasip olur. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha bu yayın aracılığıyla rahmet diliyoruz. Yaralarımıza şifa dileklerimizi sunuyoruz. Zorda kalan vatandaşlarımızın da inşallah ferah çıkmaları için dua ediyoruz. Devlet millet olarak kenetlenerek yine yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Son mesajınız hocam, buyurun. Bizim unuttuğumuz veya taraftarlarımıza iletmek istediğiniz hem kente hem taraftara mesajınız ne olacak? Ben öncelikle Spor 80 ailesine, Şükrü abi sizlere, Ümit abiye ve sizlerle mesai arkadaşı yapan tüm abilerimize çok teşekkür ediyorum. Osmaniye Spor'u bu sene seven sevmeyen herkesi
stada geldiğinde Allah rızası için, bak hep diyorum Allah rızası için, eğer memleketin takımının galip gelmesini istemiyorsan gelme. Gelme kardeşim. Eğer memleketin takımının galip gelmesi için dua edip desteğe geliyorsan başım üstüne yeri var. Memleketin takımına destek veren bütün taraftarlarımızı, taraftar gruplarımızı, yağmurda çamurda gece gündüz çalışan, bizi yalnız bırakmayan o taraftarlarımızı Sivas'ta da görmek istiyoruz. Osmaniye'de zaten görüyoruz. Allah razı olsun onlardan. Sivas'ta da inşallah bu hafta sezonumuzun ilk maçını da galibiyetle taşlandırıp memleketimize dönmek istiyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime, inanmış teknik heyete, ben bu çalışmalarının meyvesini Sivas Spor maçının galip gelmesiyle taşlandırıp bizi mutlu edeceklerine yürekten inanıyorum. İnanan bir başkanım, inanan bir şehir olsun, inanan bir taraftarlar olsun. Ben inanmış çocuklarla bu yolda çok güzel iş yapacağımızı düşünüyorum. Zaman ayırıp buraya kadar geldiniz. Ekranlar başında bizleri dinleyen tüm spor sever abilerimize, yorumlarıyla katkı sağlayan, eleştiren arkadaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah maçtan sonra da ileriki günlerde de bu programlarda daha güzel temennilerle karşılaşacağımıza inanıyorum. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. Evet, Bülent Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sezon basın olarak bizler açısından da hep Osmaniye Sporumuzun başarılarını konuştuğumuz bir sezon olur. Bülent Başkanımın program içerisindeki öne çıkan birkaç hususu da hatırlatarak, çünkü olay ki programı baştan itibaren takip etmeyenler olabilir, onlar açısından bir özet gibi olsun. Takımımız geçen yıl ve bu yıldan yaklaşık yarı yarıya bir sayıyla 25 kişilik bir kadrosu var. İnşallah takımımız 3 forma hazırlatmışlar. İşte şu hemen gördüğünüz çubuklu formamız iç sahada. Dış saha maçlarımızda Ay Yıldızımızın, milli takımımızın renkleri olan kırmızı beyaz forma yine çubuklu. Ve Türkiye Kupası'nda da depremden dolayı siyah formayı tercih etmişler. Oyuncularımıza biz başarılar diliyoruz. Tabii Bülent Başkanımız özellikle kentin bu zor durumunda takımın geleceğiyle ilgili oda ve borsalardan beklenen ilgiyi göstermediklerine yönelik bir sistemi söz konusu. Bu sistemde son derece haklılar. Bununla ilgili de sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarımızın her zamankinden biraz daha fazlaca bu konuya biraz daha ehemmiyet göstermelerini diliyoruz. Taraftarlarımız için deplasman maçlarında belediyemiz tarafından bir tane otobüs tahsis edildiğini Sayın Başkanımız açıkladı. Taraftar gruplarımız deplasmanlara birlikte gidecekler. Bunun nedeni olarak da geçtiğimiz yıl Erman Can kardeşimizi deplasman maçında bir kazada kaybetmiştik. Ve daha çok araçtan ziyade bir çoklu yapıyı birleştirmek. Bu da inşallah taraftarlarımız açısından hem yolculukta hem de tribünde tek ses ve tek yürek olmayı da sağlar diyelim. Biz takımımıza emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Başka yayınlarda karşınızda olmak dileğiyle tüm Spor 80 ailesi olarak sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Esen kalın.